Türk futbolunun altyapı fabrikası Altınordu bir tesis daha hizmete soktu. Altınordu'nun futbol meslek okulu İzmir Torbalı'da Türk futbolunun hizmetine girdi. Okulda yer alan 3 sahadan birine Gündüz Tekin Onay'ın, birine Serpil Hamdi Tüzün'ün ismi verildi. Tesislerdeki ilk resmi maç Altınordu U16 takımıyla Ukrayna U16 milli takımı arasında oynandı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, karşılaşmayı teknik direktör Serpil Hamdi Tüzün ve Gündüz Tekin Onay'ın oğlu NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay'la beraber takip etti. İnanılır gibi değil. Yani belki 5 sene 6 sene sonra birileri söyleseydi inanmayabilirdim. Bizim işimiz gençlerle uğraşmak, gelecekle uğraşmak. Onun için şurada yapılan işler ve yapılacak olan işler çok çok önemli. Babam şunu söylerdi. Futbol köyleri projesi altyapıyla çok uğraştı, hayatını adamıştı. Futbol köyleri projesinde binlerce çocuğu biz alacağız. Bunların içinden belki bir tane, belki üç tane futbolcu çıkacak, belki de hiç çıkmayacak derdi. Ben ütopik bulurdum o projeyi ama Güntekin derdi. Bu çocuklara biz hayatı öğreteceğiz. Bu çocuklara eğitim vereceğiz. Bu çocuklara paylaşmayı, dostluğu, arkadaşlığı, iyi bir vatandaş olmayı, ahlakı, sevgiyi öğreteceğiz. Biz bu çocukları eğiteceğiz. Futbolcu olmayabilirler, sporcu da olmayabilirler ama spor ahlakını öğreteceğiz derdi. Küçük yaştaki çocukları alıp eğitirken. Buradaki çocuklarda 6000'den fazla çocuk var burada. 5-6 yaşında başlıyorlar. A takım seviyesine kadar gelecekler. Bu çocukların hepsi profesyonel futbolcu olmayabilir. Ama bu çocuklar iyi birer vatandaş olmayı, iyi birer dünya vatandaşı olmayı öğrenecekler. Dünya insanı olmayı öğrenecekler. Burada farklı bir vizyon var. NTV Spor'dan canlı yayınlanan maçta Altınordu Ukrayna'yı 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün geleceğine dair fikirlerini aktardı. Biz devamlı bir de Avrupa'ya, yurt dışına turnuvalara gidiyoruz. Mesela U13'lerimiz daha henüz yeni geldi. Almanya'da iki tane kapak atıldılar. Bir tanesi normal outside field, öbürü salon turnuvası. Bakın şimdi bizim de Türkiye'de salon turnuvası çok yaygın değil. Biz ama mecburen şimdi Yeşilyurt'ta bir tane salon yaptık, futsal salonu yaptık. Çocuklarımızın hani o Xavi, Iniesta, Messi üçlüsünden o top çevirme şekillerini işte onu salonda vermek lazım. Bunları da yapmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bu bir iş.